Ben gerçek bir katilim. Ama bir yandan da gerçek olamayacak kadar özgün bir katilim. Ben insancıkları öldürürüm. Onlar tam olarak insan değiller. İnsandan daha küçükler. İnsanın küçücüğü gibi. Olamamış, tamamlanamamış. Eksik. O insancıkları öldürürüm ben. Çoğunlukla kafamda yarattığım katiller, açgözlüler, yalancılar, hırsızlar, tecavüzcüler, yaşamayı beceremeyenler, yaşamayı beceremediği için yaşatamayanlar, kıskançlar, insancıklar işte. Ben o kafamda yarattığım insancıkları öldürürüm. Yani sen insan öldürdüğünü mü anlatmaya çalışıyorsun cinayet mahallinde? Bugün bir güvenlik görevlisini öldürdüm. Ondan sonra da en sevdiğim insancıklarımı öldürdüm. En sevdiğim insancıklarım, yarattıklarım arasında en sevdiklerim. Ama hiçbiri gerçek değildi. Hepsi gerçek olamayacak kadar ölüydüler. Ne diyorsun sen? Abla gerçekten de şahane bir salon değil mi? Evet, çok güzelmiş. Vallahi ben de kıskandım ha. Biz de mi burada yapsak acaba? Aşkım, biz de mi burada yapsak? Ha? Efendim aşkım? Düğünü diyorum, biz de mi burada yapsak diyorum. Güzel değil mi? Ha evet, iyi işte. Düğün salonu. Üf, aman sen boş ver onları. Bak aklıma ne geldi. Acaba siz düğünü beraber mi yapsaydınız? Yok artık, daha neler. Aa, niye be? Şimdi Canancığım, bir kere biz hazır değiliz. Bir de Asuman'la Fatih her şeylerini hazırladılar. Tarihlerini bile aldı onlar. Bize daha çok vakit var. Zor o iş. Merhabalar. Ben Morales. Bu dünyadaki son yol arkadaşınız. Neymişsin, neymişsin? Bu dünyadaki son yol arkadaşınız.
Sen sanatçı mısın Morales? Ben sanata ve Tanrı'ya inanan bir azınlığın sesi. Vay, güzel laf. Peki canım kardeşim, senin adın neden Morales? Senin adın neden Fatih? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Dediğim gibi, ben bu dünyadaki son yol arkadaşınızım. Diğer arkadaşların gibi, işte Asuman, Canan, Tekin ve Betül mesela. Sevgilin var mı Morales? Sevgi ölür. Ben ölümsüzüm. Ölümlü olanı istemem. Ne oluyor ya? Kamera şakası falan mı bu? Kameranın şakası olmaz. Şaka insana aittir. Ve kamera bunu taşıyacak kadar aptal ve masumdur. Şimdi bana itaat edin. Tekin! Tekin! Ne yaptın lan sen? Allah'ın cezası! Kaybedeceğin dövüşe her zaman gir. İki dünyada da mükafatlandırılırsın. Geri gidin. Geri. Geri, oraya otur. Otur! Otur oraya. Otur. Kimsin sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Amacın ne? Tekin'i vurdun. Ya Fatih! Asuman bir şey yapsanız hani bakıyorsunuz. Tekin ölüyor orada. Ya yardım edecek kimse yok mu burada bize? Yerinde olsam acele etmezdim. Daha ölmesi için bir 3 saati var. Ya kimsin sen ya? Kimsin? Ne istiyorsun sen bizden? Betül, sakin ol. Hemen buraya dönmezsen Tekin'i tekrar bulmak zorunda kalacağım. 3 saniyem var. 1, 2, 3. 3 saniye demiştim. 3 saniyen daha var. Lan! Saniyem var. Bastır. Tekin'in yarasını görmen lazımdı. O kadar güzeldi ki. Bu küçücük deliğin içinden yaşam fışkırıyordu adeta. Küçük bir yanardağ gibi. Minicik bir Vesuv Dağı. Kanın volkan gibi akışını görmen lazımdı. Bazen yavaş, bazen hızlı. Hep canlı ama. İnsanların çığlıklarını görmen lazımdı. Bence onlar da çok beğenmişti ama hayranlıklarını saklamaya çalışıyorlardı sanırım. Çünkü belki bu kadar insanlık onlara fazla canavarca gelmişti. Bir an için parmağımı o deliğe tıkayıp o volkanın akışını durdurmak istedim ama devam etmem gerekiyordu. Diğerleriyle ilgilenmem lazımdı. Onları bekletemezdim. (Gülüyor)
Buradan çıkamazsınız. Nasıl duyuyorsun lan sen bizi? Nasıl? Sizi ben yarattım. Senin yüzünden 2 saat 10 dakika yaşayacak. Eğer rahat dursaydın 3 saat yaşayacaktı. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Sevdiklerine iyilik yaparken bir daha düşün. Yaptıkların onlara iyi gelecek diye bir kaide yok, değil mi? Ne istiyorsun lan sen bizden? Söyle. Bak, para mı istiyorsun? Söyle, ne kadar istiyorsan vereyim. Yeter ki bırak gidelim. Para benim işime yaramaz ki. Parayla sadece yapabilirsin, ben yaratırım. Ne tür psikopatsın lan sen? Hangi zamanda yaşıyorsun? Hangi devirde yaşıyorsun? Tanrılar zamansızdır. Tanrıların zamanı olmaz. Hem tarihe hem geleceğe hükmedebilirler. Tanrılar insan öldürür mü? Öldürmez mi? Öldürmeselerdi dünya ne halde olurdu bir düşünsene. Nereye sığacaktık hepimiz? Ha? Hem sadece tanrılar değil, insanlar da insan öldürür. Tanrı olmak için ölümü de öldürmen gerekir. O zaman öldür beni. Neden? Acı çekmek istemiyorum. Acı çektiğin için ölmezsin. Acıların bitince ölürsün. Lütfen öldür beni. Ne yaptın Tekin'e? Lütfen ya. Onu öldürmemi istiyor. Hayır. Böyle bir şey yapmayacaksın. Eğer ona bir şey yaparsan seni öldürürüm, anladın mı? Öldürürüm seni. Sakin ol. Oylama yapacağız. Ne oylaması? Tekin'i öldürüp öldürmeyeceğimin oylaması. Bir şey tabii ki yapmayacağız. Seni gerçekten öldürürüm, anladın mı? Öldürürüm seni. Acı çekiyor. Ya 2 saat sonra ölecek, ya şimdi. Anladın mı? Tercih sizin. Ne oluyor size ya? Siz de mi delirdiniz? Bir şey söylesenize. Aklınızdan bile geçirmeyin sakın. Tabii ki bunu yapmayacaksınız. Evet, oylama yapıyoruz. Tekin'i öldürelim diyenler el kaldırsın. Ne yapıyorsun sen ya gerizekalı? O senin en yakın arkadaşın. Evet, o benim en iyi arkadaşım. Bu yüzden yapıyorum zaten. Görmüyor musun, ölecek? Aç artık gözünü. Morales, yalvarıyorum yapma. Ne olursun yapma. Öldürme onu, ne olur. Tamam. Tekin'i öldürmeyeceğim. Ama bir şartım var. Fatih'i öldüreceksin. Hayır! Hayır. Yeter artık lan. Oynama lan bizimle. Manyak herif. Yapacak mısın? Betül, lütfen. Betül, inanma bu adama. Biz arkadaşız. Arkadaşız değil mi? Betül. Silahı ver. Betül, saçmalama. Kafayı mı yedin?
Kimsin sen? Morales, geç yerine. Ama nasıl? Geç yerine. Beni değil onu vuracaktın. Şimdi sana bir şans daha veriyorum. Asuman'ı vuracaksın. Hayır, hayır. Daha ilk günden beri Asuman'ı kıskandın. Hep kıskandın. İlk tanıştığınızda Fatih'e aşıktın. Ama o sen değil Asuman'ı seçti. Sen de sadece bu yüzden sevmediğin halde Tekin'le beraber oldun. Fatih'e yakın olabilmek için. Şimdi sana aranızdaki engeli kaldırma fırsatı veriyorum. Bunlar doğru mu Betül? Cevap ver doğruma! Yaklaşma! Tanrı insana seçim şansı verdi. İnsan Tanrı'yı değil, şeytanı seçti. Sen kafeye akşam geçerken annemlerden alırsın değil mi beni? Uğrayacağım da onlara bir. Ne kafesi aşkım? Kuş kafesi aşkım. Haberin yok mu senin? Neyden haberim yok mu? Akşam bizim kafede buluşacağız. Geçen Asuman aradı. Hep beraber gidiyoruz işte. Söylemedim mi ben sana ya? Hayır söylemedin. İyi unutmuşum demek ki. Akşam gidiyoruz işte. Hep beraber orada olacağız. Ya ama akşam benim işim vardı. Hem böyle habersiz. İşin vardı. Senin ne işin olabilir be? O ne demek şimdi? Senin benden daha önemli ne işin olabilir demek. Hem bir gidip Asuman'a bakalım ne işler çeviriyor, niye çağırmış herkesi. Fatih geliyormuş. Aradın mı? Konuştunuz mu? Daha yeni haberim oldu. Nasıl konuşabilirim? Ay uzatma. Üf, tamam sorduk işte. Hadi ben kaçtım. Bir şey sorabilir miyim? Hı? Madem Asuman'dan bu kadar rahatsız oluyorsun. Hı? Niye onunla arkadaşlık ediyorsun? Hem siz çocukluktan beri arkadaş değil misiniz? Ah canım benim ya. Ben bazen sizi kıskanıyorum biliyor musun? Biz kim ya? Sen işte, siz. Erkekler komple, hep beraber. Ne kadar sade basit varlıklarsınız. Keşke diyorum bazen böyle ben de mi erkek olsaydım acaba? Ne yapabilirim bunun için yani şu saatten sonra imkan var mı diyorum. Sorumun cevabı bu değil. O zaman aldığın cevapla yetineceksin. Hadi bakalım aşkım, bay bay. Ya dur geçirseydin bari ya. Hadi hadi gittim ben. Silahı ver. Neden? Acısına son vereceğim. Karşılığında ne vereceksin? Ne istersen. İtiraf istiyorum. Ne itirafı? Bu salondakilerin bilmedikleri bir sırrını anlat. Ne itirafı? Ne saçmalıyorsun sen? Mesela düğününden bahset. Ne düğünü? Niye düğünün yok mu? Hayır. Ablamın düğünü var. Hadi ya. Kiminle? Fatih'le. O zaman neden Fatih'le beraber olduğunu anlat. Canan. Abla inanma bu manyağa yok öyle bir şey. Fatih. Ya da düğün günü Fatih'le nasıl yurt dışına kaçıp ablanın intikam alacağını anlat. Yok öyle bir şey. Var. O zaman neden her cumartesi akşamı Fatih'le ablanın yatağında sevişiyorsun?
Sevişmek sevginin karşılıklı işlenişi değil mi? Hı? Yani bu konuda bir şey yapmamam onayladığım anlamına gelmiyor tabii ki. Canan ne diyor bu adam? Doğru mu bunlar? Abla yok öyle bir şey. Yalan söyleme bana! Bana yalan söyleme! Ben senin ablan değil miyim? Biyolojik olarak hala ablasısın, evet. Evet yaptım. Oldu mu yaptım. Fatih'le aldattım seni. Hem de her fırsat bulduğumda. Oldu mu? Anladın mı şimdi? Senin yüzünden. Her şeyin suçlusu sensin. Doğduğundan beri başıma bela oldun sen benim. Babam, annem hep seni sevdi. Neden biliyor musun? Çünkü ben güzelim diye. Bacaklarım uzun diye, yüzüm güzel diye. Babamın hep ödü koptu bir gün orospu olacağım diye. Bana hayatı zindan ettiniz. Ev kızı, hamarat, akıllı. Babasının bir tanesi Asuman. Her zaman her şeyin en güzelini hak etti. Ama Canan orospu olacak diye bir gün olsun özgürce yaşamadı. Ben orospu değilim, anladın mı? Ben orospu değilim. Hiç kimse kardeşlerin arasına girmemeli. Değil mi? Ablan aradı mı seni? Ya, ne oldu ki? Akşama bizim kafede buluşalım dedi hep beraber. Hep beraber? Ya işte Betül, Tekin, sen, ben falan. He, sabah aradı ama açmadım. Neden? Ne demek neden? Ben neden açmadım? Seninle beraberdik, nasıl açayım? Ablacığım nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an nişanlımla beraber oluyorum. Teşekkürler ablacığım. Hadi öptüm, bye. Baksana. Bir şey mi oldu acaba? Neden çağırdı ki hepimizi? Ay ne korkak adamsın ya. Ne olabilir ki? Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Yani bizim öğrendi acaba, ondan sonra. Hiçbir şey öğrenemez o salak. Kaç yıldır beraberiz öğrenemez. Şimdi nasıl öğrenecek? Ne bileyim ya, işte öyle. Ya zaten haftaya gitmiyor muyuz yurt dışına? Şimdi niye böyle konuşuyorsun? Öyle tabii de. Ne oldu? Vaz mı geçtin yoksa? Sana soruyorum. Aşkım ne alakası var ya? Heyecan bitti ha? Öyle değil mi? İki kardeşi birden yatağa atma gururun söndü mü yoksa? Başlarda çok hoşuna gidiyordu. Şimdi ne oldu? Asuman'a olan aşkı mı kabardı? Aşkım saçmalama. Ben seni seviyorum biliyorsun. Seviyor musun gerçekten? Elbette seviyorum. Hem ablanla elim ama sen izin vermedin. Onun acı çekmesini istiyorum demedin mi? Sen istemeseydin onun yanında bir dakika bile durmazdım. Hayır. Düğün günü bırakacaksın onu. Sen beni seviyor musun peki? Bu da nereden çıktı? Bazen sırf ablanı acı çektirmek için benimle birlikte olduğunu düşünüyorum. Sevişmek dışında bir araya geldiğimiz yok. Üf, saçmalama. Tabii ki de seviyorum. Hem yakalanmamak için buluşamıyoruz biliyorsun. Umarım öyledir. Bak Özgür, olmamıza günler kaldı. Artık sadece ikimiz olacağız. Başka bir şey düşünme. Hmm, o şekil diyorsun yani. Dur yapma. Yani makyaj yaptım. Sen de hazırlan da çıkalım artık. Nereye? Benim birkaç işim var. Sonra kafede buluşacağız zaten. Bakalım Asuman Hanım'ın derdi neymiş. İyi peki.
Yavaş yavaş ölürler. Seyahat etmeyenler yavaş yavaş ölürler. Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoş görmeyi barındıramayanlar yavaş yavaş ölürler. İzzeti nefisleri yıkanlar, hiçbir zaman yardım istemeyenler yavaş yavaş ölürler. Alışkanlıklara esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletemeyen ve değiştiremeyenler, elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyen veya bir yabancı ile konuşmayanlar yavaş yavaş ölürler. İhtiraslarından ve verdikleri heyecanlardan kaçınanlar, tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar yavaş yavaş ölürler. Çok güzel şiirmiş aşkım. Ağzına sağlık. Kimin şiiri bu? Ay sinirlerim bozuldu çok. Ay sanki çok anlıyor şiirden bu şiir kimi. Ne fark eder? Tövbe ya. Niye okudun abla bu şiiri? Niye tatlım, hoşuna gitmedi mi? Yo, ondan değil de sadece ne okuduğunu sordum. Ben çok beğeniyorum bu şiiri. Sizinle de paylaşmak istedim. Niye toplandık biz burada? Sadet'e gelelim. Şimdi biz haftaya evleniyoruz ya. Dedik ki böyle değişik bir şey olsun. Kutlama yapalım. Bir arada olalım. Niye, kötü mü düşünmüşüm? Kutlama? Neresi kutlama bunun? Mal gibi oturuyoruz burada 2 saattir. Niye, ben buranın ambiyansını çok beğeniyorum. Çok güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel düşünmüşsün. Dediği gibi hep birlikteyiz. Daha ne istiyorsunuz işte? Bir nevi bekarlığa veda partisi. Adamsın kardeşim. Vallahi hiç boşuna heveslenmeyin. Bekarlığa veda falan yok. Hayda. Evet, yok. Kardeşim, sen merak etme. O iş bende. Hangi iş sende? Ya kardeşim evleniyor ya. Bekar geçireceğimiz son gecemize bari karışma. Asuman, ben sana söyleyeyim, bunlar rahat durmaz. Hele bir denesin, gözünü oyarım. Duydun değil mi? Artık daha dikkatli olman lazım. Dikkatli derken? Yani artık evli bir adam olacaksın ya, öyle gezmeler, tozmalar, partiler, martiler. Bir de başka kadınlar yok. Ne saçmalıyorsun Betül? Öyle genel konuşuyorum ya. Bir şey demedim. Betülcüğüm, senin söylemek istediğin bir şey mi var? Yok, daha neler ya. Aşkım, ne diyorsun sen? Aşkım, laflarına dikkat et. Bak, Asuman da yanlış anladı. Asumancığım, şimdi Betül demek istiyor ki... Ben ne demek istediğimi kendime anlatabilirim. Hayırdır, bir kendine gel. Ağzından çıkanlara dikkat et. Amacı ne senin? Arkadaşlar, ben bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Yani öyle ortaya genel söylüyorum ya. Hani Fatih ileride Asuman'ı üzmesin diye. Anlatabildim mi? Çok güzel anlattın Betül'cüğüm. Her zamanki gibi çok iyi niyetlisin. Tatlım, şimdi sen niye bozuldun acaba? Hayır, yani gören de Fatih Asuman'la değil de senle evlenecek sana. Betül'cüğüm, sen aldatmakla ilgili ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Umarım hep öyle olur. Öyle olacak, merak etme sen. Ben mesela aldatmaktan ziyade aldanmayı tercih ederim. Neden? Çünkü aldanırsan canın bir kere yanar. Eğer aldatırsan ömür boyu o vicdan azabıyla yaşamak zorunda kalırsın Tekin'cim. Gün gelir o vicdanının hesabını ödemek zorunda kalırsın. Ama aldatılmak bu kadar basit olmamalı. Yüreğine emanet ettiğin kişinin yüreğinde değil, başkasının bedeninde teselli bulması seni incitmez mi? İncitir ama öldürmez. Yürek yaraları sarabilir ama vicdan sarmaz. Altyazı M.K.
Niye yapıyorsun bunu? Neyi? Bütün bunları niye yapıyorsun? Öğretmek için. Böyle mi öğreteceksin? Başka türlü inanmıyorsunuz ki. İnanmak istemeyen öğrenmek de istemez. O yüzden inanana kadar hepiniz öleceksiniz. Bizi de mi öldüreceksin? Hepiniz zaten öleceksiniz. Hani bunu kabul etmek istemiyor olmanız çok tuhaf. Hayatın bu kadar peşine koşmanız çok garip. Hani madem 50-60 sene yaşayacaksın, uzat ayaklarını, yat bir ağacın gölgesinde dinlen. Bu kadar hayatı kovalamanın anlamı ne? O zaman öldür, ne bekliyorsun? Ne zaman öleceğinize ben karar vereyim, olur mu? Sizin karar vermeniz hiç doğal olmaz. Düşünsene, daha doğduğun andan itibaren ne zaman öleceğini biliyorsun falan. Hayat çok çekilmez olurdu, değil mi? Hı? Ama bence zaman yaratılmış en güzel varlıktır. Canını öldür. Karşılığında bir bedel istemiyor muydun? Bak, sana karşılığında kardeşimi veriyorum. Öldür onu. Ne oldu? Ne oldu iyilik meleği Asuman'a? Hı? Herkesin çok sevdiği, başının üstünde taşıdığı, hasedinden çatladığı Asuman'a ne oldu? Görüyorsun değil mi? Hepimiz içinde bir katil varmış demek ki. Sen de onları uyandırdın. Ben katil falan değilim. Hiçbirinize de hiçbir kötülük yapmadım. Siz ne yaptınız? Morales. Ben de Asuman'ı öldürmeni istiyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Evet. Adil bir savaş için her şey hazır. Şimdi şunu sakın unutmayın, karşınızdaki silahsız bir hayvan değil. Ve bu bir spor değil. Sadece kazanan hayatta kalabilir. Hı? Durun, ne olur yeter artık. Ne haber katil? Ha? Ha? Bırak! Allah! Canan. Abla, çok üzgünüm. Abla, ne olur affet beni.
Canan bırak o silahı. Bıktım artık. Bitmesini istiyorum. Sana yaptıklarım için çok üzgünüm. Bak Canancığım, ben seni çok seviyorum. Her zaman da çok sevdim. Bak bizim ikimizden başka kimsemiz yok. Her şey yeniden başlarız, olur mu? Ver o silahı bana. Ben seni sevdiğin adamı elinden aldım. Ben de senin hayatını mahvettim. Ben seni affediyorum. Ver o silahı bana. Hadi. Ver. Ver o silahı bana. Hadi. Hadi. Ne oldu şimdi yani? İyilik mi kazandı? Artık bize hiçbir şey yaptıramazsın. Anladın mı? Öldüreceksen öldür. Ama biz birbirimize hiçbir şey yapmayacağız senin için. Peki o zaman. Herkes barıştığına göre. Hı? Bunu kutlayalım. Şimdi oynayın. Düğünümüze devam edelim. Oynayın. Ne yapalım? Oynayın hani. Göbek atın. Niye? Falan. Var ya. Hani düğün günlerinde alışverişte iki parça eşya için birbirinizi parçalıyorsunuz. Ondan sonra düğüne gelip hiçbir şey olmamış gibi göbek atıyorsunuz ya. Onu yapmanızı istiyorum işte. Kafayı mı yedin sen ya? Ne diyorsun? Diyor, kafayı falan yemedim. Göbek atın diyorum. Göbek atın. Sen bize hiçbir şey yaptıramazsın artık. Ya. Bu hala yaşıyor. Bu da hala canı yanabilir demektir. Tamam, dur. Tamam. Tamam, yapacağız. Göbek atın. Oynamaya başlayın. Tamam, hadi. Dur, Allah'ın cezası, Allah'ın belası, dur. Allah'ın belası olmaz. Himmeti veya gazabı olur. Oyna. Tamam. Tamam, oynayacağız. Hadi. Şimdi sıkacağım kafasına. Tamam diyoruz. Tamam. Kızlar. Oynayın. Diyor. Tamam. Hadi ablacığım, hadi. Başla. Dedim. Olmuyor. Adam gibi oynayın. Tamam, delireceğim. Düğünde gibi oynayın. Tamam, sen ona dokunma. Tamam.
Ne oldu abla? Ne oldu? Ne yapıyoruz biz? Morales nerede? Ne yapıyorsun sen? Otur yerine. Otursana lan yerine. Anlatmaya devam et. Neden? Ne demek neden? İnsan öldürmüşsün oğlum. Nedeni mi var? Sana bir şey soracağım. Cinayet işlenmesinden rahatsız olur musun? Soruyorum çünkü cinayet işlenmese burada olmazdın. Burada olmasan nerede olabilirdin acaba? Hiç düşündün mü? Biz insanların huzuru için buradayız. Huzur. Boşuna uğraşıyorsun. Dünyada huzur diye bir şey yok. Dünya huzursuzluğun yeri. Nesin lan sen? Şair misin, katil misin? Nesin? Moralesin. Peki Morales, bütün bu cinayetleri niye işledin? Huzur için. Oğlum sen benimle taşak mı geçiyorsun? Hayır. E hani yok diyordun? Görmediğin bir şey için cinayet işliyorsun. Sen hayatında hiç görmediğin bir şeye inanmadın mı? Görmediğin bir şey uğruna savaşmadın mı? Savaştım evet. Sorun şu ki dünya çok küçük. Kocaman aslında içinde her şey var ama çok küçük. İnsanlara yetmiyor. İnsanlar doymuyorlar. Yetmiyor. Bir türlü yetmiyor. Tek dertleri buradan nasıl gidecekleri bir de nereye gidecekleri. Hiç kimse burada değil. Her şeyi kaçırıyorlar biliyor musun? Hepsini. Senin varacağın yer belli. Çok da umutlanma. Umarım yeni bir dünya değildir. Kızlara ne oldu? Peki nasılsın? Ne yapacağız? Nereye gitti bu adam? Orada kilitli. Telefonlar nerede? Aa doğru. Çantalarımız nerede? Almıştır kesin. Allah'ım ne yapacağız? Tekin nasıl Betül? İyi değil. Kapıyı kıralım. Hadi. Hadi kapıyı kıralım. Olmuyor. Allah'ın cezası kapı hareket bile etmiyor. Açılmasını istediğiniz kapı istediğiniz zaman açılmayabilir. Ya bırak artık ne istiyorsun bizden? Daha ne yapacağız senin için? Umudunuz kalmadıysa yeniden başlayabilirsiniz. Çıkamayacağız biz buradan. Kaldık. Bana bak. Çok sıkıldım artık senin oyunlarından. Ne yapacaksan yap yeter artık. Son bir oyunumuz daha var.
Kazanan serbest kalacak. Çok iyi. Kazanan serbest kalacak. Diğerleri ne yapacak peki? Kazanmanın bir bedeli vardır. Hem kaybeden olmazsa kazanan da olmaz. Tamam, ne yapacağız? Buradan çıkışın bir bileti var. O bileti alan kurtulacak. Tamam, ne yapacağız? Nerede bu bilet? Söylesene. Dediğim gibi kurtuluş için bir bilet var. Nasıl yani? Ne demek? Abla ne oluyor? Bir bilet var diyor. Hayır. Birbirimizi öldürmemizi mi istiyor? Hayır. Asla. Ya birimiz ya hiçbirimiz, yapacak bir şey yok Canan. Üf. Abla ne oluyor? Salonda tek bir bıçak var. Eğer münakaşanız bittiyse bıçağı aramaya koyulun. Bıçağı bulan oyunu kazanmak için üstünlüğü eline alır. Hayır. Hayır, bunu asla yapmam. Siz kafayı yemişsiniz. Ne yapıyoruz biz? Kendinize gelin. Morales misin, ne bokusun? Neredeysen çık gel. Erkeksen gel de sen yap. Korkak herif. Aşağılık pislik. Aşağılık pislik. Ne oldu, bitti mi şimdi? Bitti. Hepsi geberip gitti. Peki bütün bunlar aldatıldığın için miydi? Dünyadaki herkesin sana düşman olması. Dünyadaki herkes sana düşmansa belki de hatalı olan sensindir. Hayır hayır. Kardeşim, sevdiğim adam, en yakın arkadaşlarım,
Hepsi beni aldattı. Hem de defalarca. Peki ya sen? Sen aldatmanın bedelini nasıl ödeyeceksin? Nasıl yani? Olup biteni öğrendiğin zaman Tekin'le beraber olmadın mı? Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Çok zekice. Hem sevgilini, hem arkadaşını, hem canını. Hepsinin canını birden yaktı. Muhteşem. Ne demek istiyorsun sen? Onlar aldatmanın bedelini ölerek ödediler. Sen yaşayarak ödeyeceksin. En azından yaşıyorum. Hı-hı. Vicdanın da yaşıyor. Geldim. Asuman, sen miydin? Evet, niye ki? Ya biraz önce Betül gitti de bir şey unuttu, geri döndü. Hayırdır? Niye böyle bakıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Komiserim, içerisi temiz. Sahibiyle konuştunuz mu? Konuştuk komiserim. Salon tadilattaymış, yeni bitmiş. İşçiler de düne kadar buradaymış ama onlar da olayla ilgili hiçbir şey görmemiş. Güvenliği falan var mıymış? Var komiserim. O da olayla ilgili bir şey görmemiş zaten. Sürekli kitap okuyormuş girişte. Toparlanın, çıkıyoruz. Lan burada ruh bile yok ya.
Bahsettiğin salon diyorum. Bomboştu. Hiç kimse yoktu orada. Bu anlattıkların gerçek mi? Gerçekleşene kadar hiçbir şey gerçek değildir. Gözüm üzerinde olacak. Tanrı'nın gözü hepimizin üzerinde. Artık gidebilir miyim? Nereye? Kıyamet yaklaşıyor, hazırlık yapmam lazım. Ceset yok. Ölüm yok. Dolayısıyla suç da yok. Gece buradasın. Sabah olunca gidersin. Ceset de yok, ölüm de yok. Otur lan yerine. Otur! Şimdi ne olacak? Cesedin ölümü gerçekleşecek. Haberim. Erkan. Şu adamı alıp nezarete at. Sabah olunca da bırakırsınız. Ben de dersin abi. Ha Erkan. Evet ben alayım. Bu psikopatın bilgilerine bakıp yaşadığı yere falan birkaç kişi gönder. Ne olur ne olmaz. Hem ne dersin abi? Evet. Sorumludaki şahıs Morales. Kim olduğunu bulduk. Nasıl bulduk? Amirim adam garsonmuş. Ne var bunda oğlum? Hem zaten dosyayı da kapatıyoruz. Suç falan yok. Amirim çalıştığı kafenin sahibiyle konuştum. Morales denen şahıs kafenin müdahimlerinden olan bir kadına karşı saplantılı bir ilgi duyuyor. Kadının adı neymiş? Asuman. Arkadaşlarıyla birlikte gelirmiş sürekli. Ben gerçek bir katilim. Bugün bir güvenlik görevlisini öldürdüm. Gerçekleşene kadar hiçbir şey gerçek değildir. Ceset de yok, ölüm de yok. Kıyamet yaklaşıyor, hazırlık yapmam lazım. Cesedin ölümü gerçekleşecek.
yavaş yavaş ölürler. Çok güzel şeymiş aşkım. Hı. Ağzına sağlık. Bu şiir kimi? Ay sinirlerim bozuldu çok. Ay sanki çok anlıyor şiirden bu şiir kimi. Ne fark eder? Tövbe yani. Niye okudun abla bu şiiri? Niye tatlım, hoşuna gitmedi mi? Adam yaptıklarını değil, yapacaklarını anlatmış bize.